Yüksek basınçla birlikte üst seviyelere çıkan hava kirliliği İstanbul'un havasını gözler önüne serdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Deniz Demirhan, hava kirliliği ve asit yağmuru hakkında açıklamayı Woman TV'ye yaptı. İstanbul'da şu sıralarda çok yoğun hava kirliliği var. Bu hava kirliliğinin sebebi de yüksek basıncın varlığı. Yüksek basınç, yukarıya doğru sıcaklıkların artması ve enverzyonun varlığı anlamına geliyor. Bu da şu anlama geliyor aslında. Atmosferin kararlı olması ve bizim buradan, evlerimizden ya da egzoz gazlarından çıkan bütün gazların, o kirleticilerin yukarıda atmosferde dağılmadan kaldığı, üretildiği yerde kalması anlamına gelmekte. İşte üretildiği yerde kaldığı zaman da burada bir birikme oluyor kirleticilerde. Ve birikmeyle birlikte de tabii ki hava kirliliği artmaya başlıyor. Bu biriken maddeler, gazlar ve maddeler genellikle partiküler madde olarak isimlendiriliyor. Partiküler madde 2,5 ve partiküler madde 10. Bu da şu anlama gelmekte. 2,5 mikrometre büyüklüğünde bir partiküler maddeden bahsediyoruz. İşte bu da hiç farkına bile varmadan, zaten gözle görülmüyor. Gözle görülmediği için de biz farkına bile varmadan solunum yollarımızdan içeri girebiliyor. Ve çok küçük olduğu için de akciğerlerimize kadar yoluna devam ederek akciğerlerimize yerleşebiliyor. Bu da çok önemli hastalıklara sebep olabiliyor ne yazık ki. Bugünlerde buna biraz dikkat etmemiz gerekli. İç mekanlarda kalmaya özen göstermemiz gerekli ve eğer mümkünse dışarıda olmamız gerekiyorsa eğer mümkünse bir maskeyle dışarı çıkmamızda fayda var aslında. Lokal olacaktır bu yağmurlar ve çok hafif bir yağmur bekleniyor aslında. Bu cuma günde devam edebilir yağmurlar. Ancak bu yağmurların içeriği partiküler madde içereceği için bunlar tabii ki atmosferdeki bütün partiküler maddeleri yere indirecektir ve atmosfer bir süreliğine de olsa temizlenecektir aslında. Bunun içeriğinde asit bulunmayacak çünkü asitli bir yağmur olabilmesi için kimyasal bazı döngülerin gerçekleşmesi gerekir. Ve kimyasal döngülerin gerçekleşmesi için gerekli kimyasal maddeler şu anda atmosferde mevcut değil. Bu nedenle sadece atmosferde partiküler madde içeriği olan bir yağmur bekliyoruz.